Genel izleyici için uygundur. Efendim hayırlı cumalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerlerinize olsun. Çok önemli bir konuğumla karşınızdayım. Mehmet Cahit Karakaya hocam bizimle beraber. İnşallah çok güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı cumalar diliyorum. Hem size hem izleyenlerimize. Nasılsınız hocam? Allah'a hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı Allah olsun. Allah iyilikte daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet. Hocam önemli bir konu tevhid. Hani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime i tevhidi hep çekiyoruz. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz. Ama bu tevhid nedir? Vahdet nedir? Allah'ın esmaları var. Ee, bu bağlamda biraz konuşmak isteriz. Evet. Tevhidi. Sevgili Fatih Hocam, malum İslam dini söz konusu olduğunda. Sadece Müslümanlar değil aynı zamanda bütün insanlar bilirler ki İslam tevhid dinidir. Bu tevhid ne demek gerçekten önemli bir konu. Bu konu söz konusu olduğunda aklımıza bazı kavramlar gelir aslında. Mesela vahdaniyet diye bir kavram biliriz, duyarız. Allahü Teala'nın sıfatlarını saydığımızda zatî sıfatlar bizzat zatına mahsus sıfatlar arasında vahdaniyet sayılır yahut El Vahid diye Esmaül Hüsna'da e, Allahü Teala'nın o güzel isimlerinden biri olarak bu ismi zikrederiz. Ya da biz tevhid ehliyiz, muvahidiz deriz. Ya da vahdet diye bir kavramdan bahsederiz. Bunlar hep bu kavramlar sürekli gündemimizde olan kavramlar. Kısaca bunların hepsini söylememiz lazım ki bu konu ortaya çıkmış olsun. Vahdaniyet dediğimiz gibi Allahü Teala'nın sıfatlarından biri Allahü Teala'nın bir olması, tek olması Tam anlamına gelir. Mesela İhlas suresinde de evet. hani kul de ki o Allah birdir değil, tektir. Evet. Birle ile tek arasında ne fark var? Şimdi e, bir bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. Bir, iki, üç, dört, beş diye sayıyoruz. Yani bir deyince sanki ikisi de varmış gibi akla gelebilir. Onu da ortadan kaldırmak için tektir diyoruz. Hmm. Allahü Teala ikincisi olmayan birdir. Güzel. Allahü Teala tektir. Dolayısıyla bizim imanımız, itikadımız budur. Çünkü öbür tarafa kaydığınızda şirke kaymış olursunuz. Allah'ı var ve bir olarak kabul eden birçok inanç sisteminden, birçok toplumdan bahsedilir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de işte Allah'ın varlığını kabul eden ancak ona ortak koşanlar diye zikredilen bir takım topluluklar tanıtılıyor. Dolayısıyla vahdaniyet kavramı Allah'ın tek olduğunu, yani ikincisinin, ortağının, eşinin, benzerinin asla bulunmadığını, onda herhangi bir eksiltme, eksikliğin bulunmadığını, herhangi bir fazlalaştırma ihtiyacının da bulunmadığını ifade eder. Öyle bir tektir ki o e, mutlak bir varlıktır ve asla ikincisinden, bir başkasından, ortağından, eşinden bahsedilemez. Yani İhlas Suresi aynı zamanda Tevhid Suresi değil mi? Elbette. Çünkü İhlas Suresi öyle bir suredir ki e, bize Allahü Teala'nın varlığını söylettiren suredir. Kul, o kuldeki yani deki hitabını kendimize alsak. Hı. Hmm. Kendimiz yani Allah, söyleyecek olsak. Ye, Allah Resulüne hitaptır he, o ama tarz gen, şeyler. Özelde ama. ona genelde hepimize değil mi? Evet. Ama Teala bana diyor ki diye başlasak. Tamam. Allah birdir. O Allah birdir. Öyle başlıyor o yüzden tevhid. İşte bu vataniyet meselesinden geliyoruz. El vahid bir demek. Tevhid ne demek peki? Tevhid de e, birlemek demek. Yani tevhid inancı Allah'ın var ve bir olduğunu, onun eşinin, benzerinin, ortağının asla bulunmadığını ifade etmektir tevhid. Yani Hz. Adem'den Peygamber Efendimize kadar ki bütün peygamberlerin ortak Elbette. özelliği tevhidi sembolize yani tevhidi aktarmaları değil mi? Elbette. Yani e, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz biz. Bunun ismini kelime tevhid olarak ifade ediyoruz. Onu biraz sonra söyleriz. Mesela Adem Aleyhisselam'ın ümmeti ne diyordu diye düşünse kolay. Onlar da la ilahe illallah diyordu. Adem Resulullah diyordu yani. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti Nuh Resulullah'ı ekleyerek la ilahe illallah demiyor muydu yani? La ilahe illallah Nuh Resulullah. Resulullah. Biz la ilahe illallah Muhammed, Muhammed. çünkü biz Muhammed aleyhisselam'ın Okey. ümmetiyiz ama her peygamberin ümmeti de tevliydi. bunu demekle yükümlüydü ha, yani. Şimdi o anlaşıldı. Her peygamber ümmetine bunu telkin ediyordu. Allah'ın var ve bir olduğunu, tek yaratıcı olduğunu, mutlak kudret sahibi olduğunu ifade ediyordu. Ve aslına bakarsanız sevgili Fatih Hocam Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okusak siz Rabbimin lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar ezbere bilen hafızlarımızdansınız. Allah'a hamdolsun. olsun. Rabbimin resminizi de bu yolda daim Amin eylesin. Amin hocam. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okuduğunuzda bir tevhid kitabı okumuyor musunuz yani? Tevhid kitabı okuyorsunuz. Çünkü ilk suresinden sonuna kadar Allah'ın var ve bir olduğunu, herhangi bir ortağının olmadığını söylüyor Kur'an. Öyle değil mi? En temel akide, en temel inanç bu değil mi? Elbette. Çünkü eğer siz Allah'ın var ve bir olduğunu kalben tasdik edip dilinizde söylemezseniz aslında bir hakkı teslim etmemiş oluyorsunuz. Hadi düşünelim. Yani biz sosyal bir hayat yaşıyoruz. Birine bir iyiliği dokunsa bir kişinin karşı taraftan en azından bir teşekkür bekliyor. Öyle değil mi? Yani fıtrat, tabiat onu bekliyor. Evet, yani bekliyor. Beklemesek olur mu? Olur elbette ama bekleniyor. Ya da yapılan bir güzelliğin neticesinde bir vefa görmek istiyor insan. Ahde vefadan bahsediyoruz yeri geldiğinde. Bazen sentinada olarak evet. sadece kalmış diyoruz. Diyoruz evet. Ama şöyle bir kendimize baksak. Öyle mükemmel bir yaratılışımız var ki. Gözümüz mesela. Yani bu gözün pikselinden bahsediyorlar. Henüz bu kalitede bir piksele sahip olan bir ürün yok dünyada üretilmiş, icat edilmiş. Bu ayarda bir şey yok. Allah böyle yaratmış. Bu kulağın işittiği özellikteki sesler ve kulağın işitmesi muhteşem. Ve bizi bize bunları veren bir yaratıcımız var. Mesela en azından normal insanlık gereği bunları itiraf etsek ve desek ki ben de var olan bu güzellikleri bana veren biri var. Bana da düşen o var olan ve bir olana inanmaktır desek zaten imana giden bir yol çıkıyor kendiliğinden. O zaman tevhide tam girmiş oluruz. Elbette. Zaten tevhide bütün yollar tevhide çıkıyor. Yani Mesela Hazreti İbrahim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de siz biliyorsunuz ki bir hakikat arayışı anlatılır. Hz Adem mağaradan çıkar, gecedir yıldızları görür. Belki benim Rabbim bunlar olsa gerek. Yani deneme yanılma yoluyla bir yol i̇şte çiziyor. Akıl değil mi yürütüyor yani. Gözlem yapıyor, dış gözlem yapıyor. Sonra ay doğuyor. Ayın ışığı onları bastırıveriyor. Diyor ki yok bu daha parlak. Benim Rabbim bu olsa gerek. Sabah oluyor, güneş doğuyor, diyor ki yok. Bunun ışığı hepsini bastırdı. Olsa olsa budur. Akşam oluyor, güneş batıyor. Diyor ki benim Rabbimin zevali olamaz. Böyle bir Rab düşüncesi yok fıtratta. Hal böyle olunca dolayısıyla beni yaratan herhangi bir noksanı bulunmayan, var olan, bir olan Allah inancına akıl yürütmeyle gidilebiliyor. Tevhid inancı la ilahe illallah Muhammed erresulullah izah ediliyor, ifade ediliyor. Buna da kelimeyi tevhid diyoruz. Kelime kelimeyi kullanıyoruz lisanımızda ama kelimenin karşılığını işte tevhid kelimesi birleme kelimesi ya da birleme cümlesi olarak anlamamız mümkün. Bir kişi la ilahe illallah Muhammed Rasulullah dediği vakit tevhid inancının tam da merkezine gelmiş oluyor. Yani, Söz, yani Müslüman oluyor. Aynen ve yani Müslüman oluyor sözlü olarak. Ee, o inandığı şeylere de, inandığı şeyleri de yani daha doğrusu eyleme geçirirse o zaman Müslümanlığı mümin olur hale geliyor değil mi? Ya tabii, bir teslim olmak var, inan, bir de yani inanmak iman var, bir de teslim, teslim olmak, olmak var. var. Onu şöyle ifade ediyor büyükler, ben de çok beğeniyorum o tarifi. İman bir nurdur, bir ışıktır eskiler bilirler diye izah etmişti de çok hoşuma gitmişti. Elektriğin çok olmadığı, yaygın olmadığı dönemler. Lüks lambaları yanar evlerde. İşte bir gaz yağıyla falan bir fitil ıslanır. Onu bir ateşle yakarsınız. O bir ateştir, bir nurdur ama etrafına cam bir fanus koyarlar. Çünkü ufak bir rüzgardan etkilenip sönmesin. Bir şey olmasın diye. İşte o imandır o ateş. Etrafına koyduğunuz cam fanus ibadetlerdir diye ne teşbih, teşbih yapılsa ya. yerinde olur inşallah. Çünkü ibadet olmadan hem imanın ispatı kolay olmuyor hem de imanı muhafaza etmek güçleşiyor. Yani Dolayısıyla iman, ibadet gerekli. İman bir iddiadır. İbadet ispattır. Aynen öyle. Evet. Allah bizleri de ibadet noktasında sabit eylesin. İstikamet üzere bir hayat nasıl tamam. nasip eylesin. Tabi e, hepimizin e, yer yer işte sıkıntıya düşüyor anlar olabilir ama hiçbir zaman tevhidten kopmamalıyız. Bir de siz yayın öncesi konuşuyorduk ya Cahit Hocam. Evet. Hani ümmetin tefrikası, tefrikaya düşmemesi bir ve beraber olmasıyla alakalı evet. bu isimlerden bir tanesiyle. Evet. Bir de bu kavramların biri vahdet kavramı. Ha, vahdet. Aslında şun hepsini bir cümlede ee, şöyle toplasak, herhalde e, güzel bir cümle olur gibime geliyor. Ee, vahdaniyet e, sıfatının sahibi El-Vahid Celle Celaluhu'nun kulları olarak, tevhid ilkesine sımsıkı sarılarak kendi aramızda vahdeti oluşturmak vazifemiz. Vay süper, <laughs> bir cümleyle süper. <laughs> Hepsini ihtiva ediyor. Vahdet meselesi de birlik demek. Şimdi Allah'ımız bir Fatih Hoca. Kur'an, Kelamullah bir. Kıblemiz bir. Aynı peygamberin ümmetiyiz. Bu kadar birin arkasında dağınık bir duruş bu neden ümmete olabilir? yakışır mı? Yakışmaz ama Yakışmaz. neden tefrika var? Şimdi tabii bu tefrika bir gerçek, bir ayrılık var gibi gözüküyor. En azından farklı farklı... Coğrafyalarda farklı farklı devletlerle işte hayatı sürdürüyoruz. Bu çok önemli bir tespit değil. Asıl önemli tespit fikirde bir ayrılık var mı? Aslında bu olmamalı Müslümanlarda. Müslümanlar vahdedi birliği, dirliği, beraberliği kuşanmalı. Şimdi şöyle bir tespit yapsak birlikte. Mesela yeryüzündeki bütün Müslümanlar. Tamam. İslami hassasiyet gerektiren bir konuda eş zamanlı ve yeterli tepkiyi verseler, o konuda herhangi bir adım atmaya kim cesaret edebilir? Olmaz. İşte bundan e, noksan çünkü, olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Hocam çünkü hani bütün Müslümanların iki tane temel kaynağı var. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi e, Sünnet, hadisler dolayısıyla kaynak belliyken bu kaynaklara bu kaynaklar varken neden işte herkes farklı ihtilafı düşebiliyor vesaire? Bu da farklı görüşlerden olsa evet, gerek. Aslında mi? buradaki en temel nokta dinimizin hayata tatbiki saydığımız Allah Resulünün mübarek uygulamalarında ihtilafa düşmek. Ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik görevini farklı farklı şekillerde izah etmek mesela Kur'an yeter bize diyorlar mesela. Sadece Kur'an yeter. Yani hadisler saftışı. Peygamberimizin vazifesini sadece Kur'an'ı getirip bize söylemekten ibaret sayanlar var. Böyle düşündüğünüzde sosyal hayatı yaşama imkanınız zorlaşıyor. O hayatta dini yaşayacaksınız neticede din yani şurada taşıyacağınız bir rozet olsun diye gelmedi ki yani. Bunu Hayatın hem kalbinize anında. hem de hayatınıza indireceksiniz. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında bir birlik tesis edilmeden tevhidten bahsetmek mümkün olmaz. Hmm. Mesela siz biliyorsunuz farklı ülkelere, farklı coğrafyalara Müslümanların yaşadığı yerlere gittiniz, hepimiz gittik, gördük. En doğusundan en batısına kadar Ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olan, Allah Resulü'nün sünnetini hayatına tatbik etmeye çalışan herhangi bir ailenin kapısından rastgele girseniz. Bu Fas'taki bir aile olabilir. Gelin buraya Türkiye'deki bir aile olabilir. Ya da gidin Azerbaycan'daki, Özbekistan'daki, Kazakistan'daki bir aile de olabilir. Fark etmez. Girdiğinizde üç aşağı beş yukarı benzer bir hayatın yaşandığını görürsünüz. Çünkü beslenilen yer aynı. Evet. Yani o aile sabahleyin namaz vakti kalkar, abdestlerini alırlar, namazlarını kılarlar. Sonra işte e, hayata benzer şeylerle başlarlar. Besmele çekerler mesela kapıdan çıkarken yemeklerini yerken ya da işte sağ ayağıyla evine girer mesela. Namaz vakti geldiğinde camiye gider mesela. Veya akrabasını, eşini, dostunu ararsın. Ay Rahim önemlidir der. İhmal etmez. Güler Komşuluk yüz... hakkına önem verir yani. mesela. Değil mi yani? Güler yüz gösterir. Tabii tebessüm eder. tebessüm eder. Dolayısıyla buralarda bir birlik tesis etmek için çok önemli imkanlarımız var. Çünkü kaynak bir dediğiniz gibi. Ve bu kaynakla ilgili de malumatımız tam Allah'a şükür yani eksik bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir şey var mı yani, yani? yok çünkü peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sizin de buyurduğunuz üzere hani Cebrail Aleyhisselam'dan almış olduğu vahyi e, insanlara aktardı sahabe-i Güzin efendilerimize silsileyle halen bu evet. zamana kadar ve kıyamete kadar zaten baki çünkü inna nahnu nezelne inna lehu lehâfizun. Allah tamam. biz Kur'an'ı indirdik biz muhafaza edeceğiz. Evet. Dolayısıyla Kur'an baki. Peygamber Efendimizin ifadeleri Zaten kendisinden olamaz. O kendi hevasından konuşmaz. Ancak vahiy ile konuşur. E, o yüzden sünnetler, hadisler dediğimiz zaman da bu ayete baktığımız zaman zaten Peygamber Efendimiz'in bir kelimeyi, bir harfi bile yanlış söyleme lüksü yok. Öyle değil tabii. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Çünkü ne söylerse vahye dayalı söylüyor. Bunu da Kur'an Kur teyit ediyor. Yani kendi heva ve hevesinden konuşmuyor diyor. Aslına bakarsanız konumuz tevhid, e, vahdet meselesi. En fazla muhtaç olduğumuz konudan bahsediyoruz ve öyle bir konu ki sevgili Fatih hocam bu konuda yapılacak bir hata bizi e, bu din dairesinin dışına çıkartabilecek bir olsun. hata olabilir Allah korusun. E, ne için bunu söylediğimi de ifade edeyim. Tevhid'e e, aykırı hareket etmek yani Allah'ın var ve bir olduğu düşüncesi etrafında buluşmak yerine farklı yerlere gitmek Allah korusun bizi imanımızdan edebilecek bir tehlikedir. Kur'an-ı Kerim'de tevhidle şirk kavramları birbiriyle hemen yakın aynı ayetlerde defalarca zikrediliyor. Yani onlar şirk koşuyorlar Allah'a diyor mesela ayetler ya da şirk koşmayın. Müşrik olmayın. Tevhide gelin diyor ayet-i kerimelerin manası ya da Allah'a şirk koştuğunun şeylerin kendisine de kendilerine de faydası yok. Onların size faydası da zararı da dokunmaz. Siz bırakın onları. Gelin tevhid ediyor ayetler. Öyle değil mi? Sürekli bir tevhid çağrısı var. Tevhid olmadı mı? Ortada Allah korusun şirkten bir bahis olur ki o da çok büyük bir tehlike. Yani ölmeden önce de şirk noktasında sıkıntıya düşen bir insan eğer tevbe etmedikçe Allah Hiç şüphesiz. Yani bir kişi hayatı içerisinde iman etmiş olabilir. Sonra şirke düşmüş olabilir. Bu şirkin de tövbesi vardır. Allahü Teala ne buyuruyor? Ey kendi nefisleri için hatta şen kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. La teknatu min rahmetillah. Allah bütün günahları bağışlar diyor. Buna şirk dahil midir? Elbette dahildir. Bir kişi şirkten dönüp tekrar tevhide gelirse... O kapı ona her zaman için açıktır ama son nefesi vermeden. Aynen öyle. O Onun bir zamanı fişe, var. O işte can buraya gelmeden. Çünkü Firavun'un tövbesi. Yani Firavun tevbe gibi bir tövbe olmadan yani. Aynen öyle. Öyle bir durum. Eyvallah Cahit Hocam bir ilahi aramız var. Hayır, bir ilahi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden sizler de uygun görseniz devam edelim inşallah. inşallah. Evet hep beraberce dinliyoruz efendim. Buyurun. Sana Hasan Akıntaş ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel eserlerinden dolayı. Biz Mehmet Cahit Karakaya hocamla tevhidi konuşmaya çalışıyoruz. Böyle tevhid, vahdaniyet, Allah'ın esması bu kavramları biraz konuştuk. Şimdi isterseniz İhlas Suresi'ne bir giriş yapmıştık. Orada hani dediniz hocam. Kul ey habibimdeki huve o Allahu Allah ehad tektir. Allahu Samet. Samet'ten İslam. devam edelim. Evet. Bu girişte tekrar olsun. Aslında bu hitap Allah Resulü'ne ama her birimiz kendimize hitap ediliyormuş gibi alsak ve desek ki Rabbimiz bize diyor ki Allah birdir, tektir. Allahü Samet, Samet çok aslında şümüllü, kapsamlı Samet kavramını anlatmak için Esma-i Hüsna'dan birçok ismi bir arada kullanmak bile gerekir. Ama aslında Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan. Yani herkes ve her şey bir başkasına şey kendi, muhtaç. Evet. Ama o hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değil. Ama bir de her şey kendisine muhtaç. Ha, evet, o da var. Yani dolayısıyla Samet ismini e, ifade ederken mesela El Kadir ismini, her şeye gücü yetenli, El Gani ismini ...en zengin olanı... E, ...ifade etmek lazım... ...öyle değil mi? Yani diğer birçok... ...Esma-i Hüsna'dan ismi... ...bu kapsamda zikredebiliriz... ...hiçbir şeye muhtaç olmayan... ...her şeyin kendisine... ...muhtaç olduğu bir Allah'ımız var... ...ve o Allah tek... ...Lem Yelid... ...yani herhangi bir... ...çocuğu, çocuğu yok... ...doğurmadı çünkü... ...Velem Yulet... ...doğurulmadı... Herhangi birinin çocuğu değil, kendisinden öncesi yok. Kimsenin babası da değil, kendisinden sonra da değil. Yani aslında burada verilen cevaplar hem Hristiyanlara hem Yahudilere Kur'an-ı Kerim'in içinde muhtelif ayetlerde verilen cevapların özeti niteliğinde. Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler, işte Teslis inancına sahip olan Hristiyanlar burada e, bir, bir cevap, alınlara, cevap niteliğinde. Ya da Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak kabul eden Yahudilere bir cevap niteliğinde. Kur'an'da aynen söylüyor. Öyle diyorlar onlar da. Dolayısıyla onların hepsi tevhid inancından uzaklaştırıyor bunları işte. Yani dünya üzerinde tevhid inancına sahip Müslümanlardan başka kimse var mı? El cevap yok. Ya. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize öyle söylüyor. Tevhid inancından ne saptırır insanı? İşte yani, üçlü inanç tanrıyla Al, inancı. Allah'ın varlığına inanıyorlar ama tek oluşuna. Onu ifade ediyorlar. Evet. Mesela Mekkeli müşrikler de öyleydi. Biz Allah'ı tanıyoruz diyorlardı. Allah'ı biliyoruz. Allah'a inanıyoruz diyorlardı. Peki bu putlar ne? Allah'la bizim aramızda aracı onlar diyorlar. He şimdi dünya üzerinde öyle put yapıp da puta tapan çok fazla insan topluluğu yok. Peki onun e, e, versiyonu değişti diyebilir Tabii, miyiz? Yani modern şirk unsurları <laughs> diyebileceğimiz bir takım şeylerden bahsetmek mümkün. Aslında bir cümle geriye dönelim. Allah var ve bir demek ne demek? Ben sadece onun sözünü dinleyeceğim demek. Ondan başka sözünü dinleyeceğiniz alternatif bir şey oluşturuyorsanız aslında buradan da şirke giden bir yol var. Mesela Allah'ın emri şuracıkta dururken menfaatinizin icabını yapıyorsanız ona aykırı bir şekilde. Kişi menfaatini düşünür, hiç sakıncası yok. Yani menfaatini düşünmek sıkıntı değil ama Allahü Teala işte bir emir buyurmuş. Namazımızı kılacağız inşallah. Ama burada da ticaret var, onu bırak canım deyip bu tarafa geliyorsak... Mesela Er-Razak olan Allah, değil mi? Bu, bu Allah'ın bir ismi evet, ama rızık endişesi taşıyan bir insan... Acaba imani açıdan bir sıkıntı mı yaşıyor? Yani bu tarz şeylerle, mesela para çok ciddi bir motivasyon olmuş. Para için, para kazanmak için her şeyi mübah meşru gören bir zihniyet acaba ne kadar tevhid inancına yakın? Yahut makam mevki hırsı insanın gözünü bürüdüğünde, onun için hiçbir şeyi görmez haline geldiğinde kendisini tevhid inancıyla nasıl anlatabilir bu kişi? Biraz düşünmek lazım bunlara. Yani makam mevki mesela dediniz yani öyle bir hırs ki yani bir tarafta Allah ve Allah'ın istediği doğrultuda bir gitme yönü var ama makam mevki olduğu zaman tam zıt kutuptasınız Elbette. ama siz orayı seçiyorsunuz. Bu da bir, bir nevi şirk. Olabilir tabii. Yani şimdi bu cümleleri seçerek kullanmamız lazım. Hmm. E, menfaatimiz gereği iş yapmak akıl icabıdır ve mümkün doğru bir şeydir. Çünkü bu tarafta ateş var, bu tarafta selametli bir yol varsa selametli yolu tercih ederiz. Menfaatimiz bunu gerektirir. Hmm. Yahut yeriz, içeriz, dinleniriz. Menfaatimiz bunu gerektirir. Çalışırız, kazanırız. Menfaatimiz bunu gerektirir. Ama ama sadece ve sadece menfaatimizi düşünerek Allah'ın emri dururken hep menfaatimizin gereği bir hayat yaşarsak hep benim olsun hep menfaatimin icabı gerçekleşsin dersek Allah'ın emrini tabir caizse takmadan onu dikkate almadan bir hayat yaşarsak bu da doğru olmaz. Allah, Allah yokmuş tevhide gibi de aykırı bir davranış olur. Allah yokmuş gibi yaşamamak evet, lazım. Allah'a inanıyoruz ama Allah yokmuş gibi yaşıyoruz sözünü söyleyen birinde yani onu haklı çıkartacak şeyler olur Aynen. yani. Evet. Hocam mesela Fatiha suresi var ya o da hani Ummul Kur'an işte Kur'an'ın annesi olarak nitelendiriliyor ve birkaç ismi var bu evet. özel surenin. Orada da tevhide bir atıf var. Hiç hani şüphesiz, orada tabii. mesela mesela İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Hani yalnız sana kulluk evet. eder, yalnız senden meded umar, yardım talep ederiz diyoruz. Bu söylemde bazen kalıyor ama başka <laughs> mercilere, başka kapılara da gidiliyor. Şimdi 5. ayeti celilesi Fatiha suresinin Şimdi aslında oradaki uslup da çok farklı Fatih Hocam. Yani orada Arapça e, bilen izleyicilerimiz hemen oradaki e, e, durumu göreceklerdir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı muhatap alarak bir söz söylüyoruz. Bu söz kulun söylediği bir söz. Ve direkt Cenab-ı Hak'la. Tabi Cenab-ı Hak diyor ki böyle söyleyin. Hmm. Fatiha suresinin işte ilk başı Allah'a duadır, yakarıştır ee, ve kulun söylediği kul tarafıdır. Ve doğrudan doğruya sanki karşımızdaki gibi, Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz ve bir şey isteyeceksek sadece senden isteriz. Ve buradaki istisna meselesi işte tevhide götürüyor. Var mı başka ibadet edecek kişi, kimse? Yok, yok. Mesela hocam Fatiha'nın veya yardım isteyecek hı, var mı yok? Mesela Elhamdülillahi rabbil alemin hani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte Errahmanir Rahim. Rahman ve Rahim olan ancak Allah'tır. Hani Rahman ve Rahim zaten çok kapsamlı. İşte evet. Rahman yeryüzünde Hristiyan, Yahudi, ateist, putperest, Müslüman herkese Hayvan, rızık. bitki, her şey Her yani, şeyi veren, şey. rızık veren ve merhamet nazarıyla bakan. İşte rahim ahirette kendisine inananlara yönelik bir rahmet unsuru. İşte Malik Yevmiddin din gününün, e, dünyanın, ahiretin yegane sahibi Maliki Allah'tır. Yani o da tevhid aslında. Aynen. Şimdi burada hocam 3 ayette Allah böyle hani kendini kendinden bahsediyor. Büyüklüğünü, azametini, kudretini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor zımnen sanki biz de dördüncü ayete bizler devire giriyoruz ya Cenab-ı Hak ile direktmen hani muhatabız. ya Rabbi o halde anlattı, anlattığın gibi isen ki ha, amenna öylesin. O halde bize düşecek de iyyâken abudu ve iyyâken sen Aynı zamanda bir teslimiyetin ifadesiyle mi başlangıç yapıyoruz? Hiç şüphesiz zaten. Fatiha açılış demek malum. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri Fatiha suresinin ayetleri değil ama bütün olarak inmiş ilk sure Fatiha suresidir diye ifade edilir. Orada aslında bizim için bir yol haritası söz konusu. Allah'ın adıyla başlıyoruz, besmeleyi çekiyoruz. Allahü Teala kendisini bize Rahman ve Rahim olarak tanıtıyor. Ne büyük bir lütuf aslında. Yani Allahü Teala'nın Esma-ül Hüsna'sından birçok ismi biliyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i de var hadis şeriflerde zikrediliyor. Mesela Cenab-ı Hak Kahhar ismiyle de başlayabilirdi Kur'an-ı Kerim'e. Adil ismiyle de başlayabilirdi. Müntakim ismiyle de başlayabilirdi. İltikam Ama Allah. Rahman ve Rahim ismiyle. Bizim aslına bakarsanız en çok işimize yarayacak. Bizi en çok mutlu edecek. Ve en çok rahatlatacak iki ismiyle başlıyor Kur'an-ı Kerim'e. Burada da bir incelik var. Var tabii. Bizim için büyük bir müjde var. Rahmetim gazabımı geçti diyor yani Cenab-ı Hak. Ve rahmeti, Benim ve rahmetim, ve şey. merhametim diğer özelliklerimin üstündedir. Ve Allah rahmeti, affı, mağfireti kendisine yazmıştır diye ayeti celili var yani. Allahü Teala onu tabir caizse kendini rahmeti daha fazla olan bir rap olarak bize tanıtmakla bize merhamet ediyor. Aslına bakarsanız bu isimlerin hepsinde vahdaniyet ya da tevhid inancına, akidesine bir yol var. Rahman diyoruz, biz de merhamet ediyoruz. Ama bizim merhametimizle Allah'ın merhameti bir mi Allah aşkına? Yani biz Sevdiğimiz adama cömert davranıyoruz, sevmediğimiz adamı görsek yolumuzu değiştiriyoruz. Hemen nefis devreye giriyor. Allah kendisini inkar eden kullarını da mahrum etmiyor dünyada. Ha, biz rahimiz diyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu çok seviyoruz ama biraz şımarsa uzak dur diyoruz. Hocam çok fark var bizim değil mi? rahmetle yani, Cenab-ı Hakk'ın. Kıyası mümkün değil. Dolayısıyla Allah isim ve sıfatlarında aslında mutlak anlamda düşünüldüğünde benzerleri bizde dahi olsa Allah o isim ve sıfatlarda aslında vahittir yani el vahittir, birdir, tektir. Eyvallah hocam hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam sofrasında misafir eksik etmezmiş ya bir gün yaşlı pirifani bir adam yoldan geçiyor. Tek başına yemekten imtina etmiş hemen e, evinin önüne çıkmış yaşlı amcayı çağırmış gel beraber yemek yiyelim oturmuşlar. Hani besmele çekmeden direkt yemeye başlayınca ya işte demiş hani neden besmele çekmiyorsun? Ben ateistim. Allah'a inanmıyorum. Niye çekeyim ki demiş. Hazreti İbrahim de usulünce Gönlüm. bu yemeği sizle paylaşamayacağım. Ee, uğurlamış. Tabi ışık kızıyla Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve İbrahim Aleyhisselam'a bu tavrın yanlış olduğunu Cenab-ı Hak ona şey 70-80 yıl ömür verdi. Üstelik kendisine inanmadığı halde mal verdi, mülk verdi. Bütün nimetlerle bezeri ama sanki bir lokmayı çok gördün Değil mi yani? anlamında böyle bir ikaz gelince hemen o adamın yanına gidiyor ve anlatıyor ve adam yani nasıl bir dininiz var diyor Cenab-ı Hak yani inandığınız Allah Peygamberini benim gibi kendisine inanmayan birinin yüzünden ikaz ediyor ben de bu dine giriyorum diyor o evet. yüzden merhamet çok önemli yani Allahü Teala'nın o isim ve sıfatlarıyla kendimizdeki bazı şeyler benzeşiyor olsa bile aynıdır diyebilmek çok zor yani dediğiniz gibi. Fatiha suresinde bir ayeti daha okumak lazım aslında. İhtina müstakim ayeti celilesi var takipte. Yani düşünün Allah'ın ismiyle başlıyorsunuz. Allahü Teala'yı Rahman ve Rahim olarak tanıdığınızı söylüyorsunuz. Din gününün sahibi olarak, tek malik olarak onu tanıdığınızı ikrar ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Sonra sadece sana kulluk ederiz ve yardım isteyeceksek sadece senden isteriz diyorsunuz. Ve bir altyapı oluşturuyorsunuz. Sonra asıl mesele geliyor. İstikamet. Yani bizi sıratı ı mustakime ulaştır ya Rabbi diye dua ediyorsunuz. Yani muhteşem bir seri. Yani belli bir sistematik gerekiyor demek ki değil mi kesinlikle. burada? Kesinlikle. başta... Ve mühim olan da sırat-ı müstakime, dost doğru yola ulaşmak. Kesinlikle. Hidayete ulaşmak yani. Ve devamında da hocam ayeti bitirelim sureyi. İhtinas sırat-ı müstakime, sırat-ı lezine en'amte aleyhim gayril aleyhim velat talim. sapıklığa, düşmüşlerin değil, bilakis nimet verdi. Senin yolunda olanların yoluna bizleri ilet. Ve o yani sırat-ı müstakime bir nevi açıyor. Evet. Tabii oradaki işte e, yoldan sapanlar, dalalete düşenlerle ilgili de tefsir kaynaklarında işte e, kendilerine hak din geldikten sonra onu bozan Hristiyanların ve Yahudilerin e, zikredildiği, ifade edildiği tefsir kaynaklarında da söyleniyor. Onların özelliği ne Allah aşkına? İşte bozdular tevhid inancını Fatih Hocam. Yani onlara Allah'ın peygamberi geldi Ulul Azim büyük peygamberlerden biri geldi İsrailoğullarına. oğullarına. Musa Aleyhisselam geldi. Musa Aleyhisselam onların yanından ayrılıp Allahü Teala ile konuşmak için, vahiy almak için Tur çıktığında geri döndü ki bir tane şeye tapıyorlar yani. Öyle anlatılmıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Ya da işte Hristiyanlar Allah'ın oğlu dediler yani. Kaldı ki Beşik'te konuşmayı lütfetti Cenab-ı Hak. Hazreti İsa Beşik'te konuştuğunda ne dedi yani? Allah bir dedi. O da bir mucize hocam. Allah bir dedi yani. Ona verilen o imkanla, mucizeyle. Peki hocam kelime-i tevhid ile kelime-i şehadet arasında ne var? Yani bazen soruluyor. Kelime-i tevhid Fark. biraz daha öz özet şeklinde. Kelime-i şehadette eşhedü şehadet. ifadesi giriyor. Eşhedü ben şahitlik ederim ki demek. Hmm. Ben yani ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enne Muhammeden abduhu ve, ve resulü. Muhammeden abduhu ve yani. Şahitlik ederim ki diyoruz orada. Aslında burada bir ince çizgiyi ifade etmek lazım. ...biz gördüğümüze şahitlik ederiz. Kendi dünya hayatında kullanımda. Gördün mü ki şahitlik ediyorsun? O da enteresan değil mi? Niye soruyorlar? İman gayba iman mı hocam? İman Bilin tabii mi? gayba iman. Özellikle mesela peygambere iman meselesi görüyorsun. Peygamber karşında geliyor diyor ki... ...ben peygamberim. Orada bir somut bir şey var ama meleği görmüyorsun yani neticede. Ya da ahiret günü hakkında somut gözle görülür bir takım şeyler yok. Allah'a iman, iman da öyle. Zaten hemen Fatiha suresinden sonra ki gelen ayetlerde onlar işte gayba iman ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi asıl söylemek istediğim mesele şu, oradaki eşhedü kelimesi ben görmüş gibi, o kadar eminim yani, görmüş gibi şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde e, ifade edilmesi lazım. Eyvallah. Bir o zaman e, bit, bitiyoruz hocam. Artık evet. az kaldı. Bir duayla bitireceğiz. <laughs> evet. e, bitime de bir şöyle yapalım mı? Bir kelime işaret getirelim, bir imanımızı tazeleyelim hocam. Evet. Değil mi? Ara ara kelime işaret getirmek lazım. Lazım. Bir şey vakit Tabii. varsa hemen çok kısa kelimeyi tevhidin imanın önemi için imanın karşılığını Allahü Teala cennet olarak vaat etmiş durumda. Günahkar olsak bile imanımız varsa öylece dünya hayatını tamamlamışsak nihai durak cennet. İnşallah. İnşallah. Bunu da bilmemiz lazım. Eyvallah. Yani şöyle desek yeridir. Cennet anahtarı dağıtabilirsiniz etrafınıza. Eğer etrafınızdaki kişilere la ilahe illallah Muhammed Rasulullah de derseniz onlar da derse kalben bu cennet anahtarıdır. Onlar mutlaka cennete gider. Allah son nefeste cümlemize Amin. iman nasip eylesin. Kelime-i şehadetle ruhumuzu teslim edebilmeyi Allah hepimize Amin. nasip eylesin. Ee, programımızın sonuna geldik. Hepinize Allah emanet ediyorum. Ve hocam sizin güzel duanızı bitirelim. Bize. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, Aman Ya Rabbi. Şu yaşamış olduğumuz vakitler mübarek olarak kıldığın Cuma gününün seher vakti, kuşluk vakti vakitleri. Bu vakitleri hayır, hakkımızda hayırlı eyle Ya Rabbi. Amin. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü öyle bir vakit vardır ki o vakitte edilen dualar makbuldür buyuruyor. Bizleri bu mübarek Cuma gününde o vakti şuurlu bir şekilde yaşayan, o vaktin değerini bilen, o vakitte yaptığı duaları kabul olan kulların arasına ekleyiver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ömrümüzün şimdiye kadarki kısmından ne kadar varsa bilmiyoruz ama bundan sonrasının daha hayırlı, ...daha bereketli olmasını istiyoruz. Sen bize nasip eyle, lütfeyle Amin. Ya Rabbi. Bu dünya hayatını, senin rızanı tahsil ederek tamamlamayı... ...nihayetinde sana inanmış kullar olarak... ...o kullarına vaat ettiğin mükafatlara kavuşmayı... ...her birimize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Dertlilerimize devalar lütfeyle. Sıkıntıda olan kişilerin sıkıntılarını bertaraf eyle Ya Rabbi... Amin. Ya Rabbi bizi imanımızdan ayırma Ya Rabbi. İmanımızı tezyin edecek güzel ibadetler yapmayı her birimize nasip eyle Ya Rabbi. Rızaen Lillahi Teala El Fatiha.